Mecliste ortak grup kuran Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. İki lider Karamollaoğlu ve Davutoğlu kürsüye çıktı. Hem yeni döneme hem de siyasete ilişkin mesajlar verildi. Bismillah diyerek başlıyoruz. Toplantı besmele, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Gelecek Partisi ile birlikte grup kuran Saadet Partisi mecliste ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. İki lider kürsüye çıktı. Saadet Partisi meclis grubumuz önceliği ahlak ve maneviyat olan Saadet ve Gelecek Partilerinin emeği ve özverisiyle kurulmuştur. 20 milletvekilimiz 20 atom karınca gibi çalışacak. Biz de önce ahlak, önce maneviyat diyoruz. Kürsüde ilk konuşan isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ydu. Milli görüşü gömlek zannedip çıkaranlar, mülkiyet sanıp maliklik iddiası ortaya koyanlar, siyaseti ahlaklı yapma gayretimizi anlayamazlar. Karamollaoğlu'nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kürsüye çıktı. İki liderin de gündeminde Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakması vardı. Sayın Erdoğan şöyle hitap etti İsveç'e. Boşuna uğraşma İsveç. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına izin verdikçe NATO'ya giremezsin. Bir hafta içinde tutum değiştirdiler. Biden'la bir görüşme yapabilmek için bu tavizler verildi. Teklifin özeti şu. Biz sizin NATO'ya girmenize vesile olalım. Siz de bizim Avrupa Birliği'ne girmemize ve borçlarımızın ertelenmesine vesile olun. AB'ye muhtaç değildik fakat demek ki o da seçimden önceymiş. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu muhalefete yönelik mesajlar da verdi. Bugün muhalefet ciddi bir savrulma da yaşıyor. Bunu görmek zorundayız. Parti içi tartışmalar, gerilimler altılı masanın kazanımlarını neredeyse tehdit eder boyuta geldi. Buradan da muhalefet liderlerine sesleniyorum. Muhasebeyi yapalım. Seçmen yanılmıştır demeyelim. Seçmen bize bir mesaj vermiştir. Onu konuşalım. Davutoğlu grup olarak getirecekleri ilk teklifin siyasi ahlak yasası olacağını açıkladı.